Daha yeni izledim, böyle hani yeni izleyen birinin görüşleri olur ya, tam böyle yeri, tam böyle tam zamanda incelenecek bir şey. Yani şimdi bak, bir yandan çok beğendim One Piece'in Netflix adaptasyonunu, bir yandan böyle eleştireceğim yerler var. Ya tabii ki de eleştirecek çok şey var. Hani gerçekten eleştirecek çok şey var ama güzel olan şeyler de var. Ya bir kere Luffy, ya bence Luffy olmuş ya, hani bilmiyorum, belki biraz daha iyi bir Luffy olabilirdi ama Luffy bence güzel olmuş. Zaten hani karakterin yansıması olsun, hani şey olsun, baya güzel. Yani bence Luffy güzel yapmışlar. Onun dışında yerleri çok güzel olmamış. Yani şurada bu kısımları hani daha böyle çocuksu, daha böyle yapay, daha böyle ya bakın ben size 3 boyutlu kartondan Baratre yaptım gibi olmuş biraz. Sanki Baratre restoranı kartondan yapılmış gibi geldi bana. Çok demoda geldi. Yani buraları gerçekten çok daha iyi yapabilirlerdi. Bence bakın, şahsi görüşümü söylüyorum. One Piece Netflix adaptasyonu yerine Disney Plus yapsa çok daha iyi yapardı bence. Benim şahsi görüşüm. Çünkü Disney Plus bence bu tür fantastik serileri çok daha iyi yapıyor. Netflix bence buna bulaşmayacaktı. Bence bu işi Disney Plus'a salacaklardı. Disney zaten bu işlerin piri abi. Daha böyle işte Sony ile anlaşırdı. İşte daha farklı prodüksiyonlar yaparlardı. Daha farklı işte arka plan yaparlardı. Yani çok güzel olurdu ama burada gerçekten bu kısımlar başarısız. Yani burada Going Merry, Baratheon'un arka planlarını falan çok bir kere, yani zaten bize sürekli hani bu film şeyi çıkmadan önce Netflix adaptasyonu sürekli bize işte hani bu kısımları gösteriyorlardı. Hani sürekli işte Going Merry'i, işte Barat Restoran'ı falan gösteriyorlardı ve fragmanda onun dışında bir şey de görmedik. Burası bak güzel, ben bu kısmı beğendim. Bence burayı güzel yapmışlar. Hani buralar güzel yansıtılmış bence. Tabi binalar falan var ama buradaki tabi yukarıdaki şey biraz yapay duruyor. Neyse, devam edelim. Zoro'nun buradaki kısmı baya yapay geldi bana. Yani sırıtıyor. Tam burada Luffy falan güzel, sahneleri tekrardan görmek güzel. Abi Zoro'nun saçı, Zoro'yu bilmiyorum yani. Makyaj ekibi gerçekten eleştirmek lazım. Zoro'nun bandanası yok, koluna takmış, o ayrı konu. Normalde kafasında oluyor bandana. Yani buradaki ayrıntıları neden düşünmemişler? Makyajlar çok kötü, saç çok kötü. Burada yemin ediyorum mahalleden birini çevir çok daha güzel Zoro cosplay yapar. Yemin ediyorum size. Zoro cosplay'i buradaki chat'teki çoğu kişi daha güzel yapar. Yani Zoro cosplay'ini serideki Zoro'dan çok daha güzel yapacak olan adamlar var bu arada. Instagram'da, internette gerçekten kötü olmuş. Zoro'yu neden böyle yaptınız bilmiyorum. Yani başarılı değil. Başarılı değil. Ben bu kısmı beğenmedim. Zoro'yu beğenmedim yani. Onun dışında mesela bu geçişler falan güzeldi. Neyse, devam edelim. Burada Zoro'nun birkaç sahnesi var. Belki sahneleri güzel yaparlar. İşte tam kestiremiyorum, acaba fight sahneleri nasıl olacak? Zoro'nun dövüş sahneleri nasıl yapacaklar? Bunları merak ediyorum. O yüzden fena değildi. Abi Nami'nin saçı ve Nami'nin kendisi çok kötü olmuş. Ama Nami... Ya şimdi mesela şeye gerek yoktu. Birebir karakterlere benzemeye bence gerek yoktu. Adaptasyon yapıyorsun. İlla Nami tamamen Nami'ye benzeyecek. Zoro tamamen Zoro'ya benzeyecek yerine daha gerçekçi ve daha tutarlı yapmaları güzel olurdu bence. Nami çingeneye benziyor kanka. Kafasını kına yakmış çingeneye benziyor. Başka bir tanım yok. Başka bir tanım yapamadım ben. Yani kendi saçlarıyla oynamaları karakterlerin çok daha güzel olurdu bence. Daha realist olurdu. Tutup işte Nami'nin saçını turuncu yapalım, şöyle yapmam bence gerek yoktu. Bence karakterlerin One Piece'in kendisine benzemektense daha gerçekçi ve daha böyle bize hissettirilecek şekilde olması çok güzel olurdu. Atıyorum One Piece'ten daha farklı bir senaryoda gitmesi de bence güzel olabilirdi. Ama Eiichiro'dan veya Japonya'dan gerekli izni alamamış olabilirler. Olabilirler yani. Neyse, devam edelim. Buradaki deniz canavarı inanılmaz yapay duruyor. Yani çok daha başarılı bir efekt ekibi kullanılabilirdi. Çok daha iyi. Yani bilmiyorum. Yani bu kadar mı başarısız abi? Şurada Shanks'le ilgili bir abi benim anlamadığım bir şey var. Buradaki Shanks büyük ihtimalle. Öyle değil mi? Buradaki Shanks değil mi buradaki? Burada asır şapka var. Yani asır şapka var mıydı Luffy kurtarırken Shanks'te? Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Ha. Sanki atıp girmişti gibi mi? Orada ve daha vermedi. Ha, orada takıyordu değil mi? Giderken vermişti. Burada sanki
Var mıydı arka planda ya? Ben bunu çok hatırlayamadım. Bir bakacağım ya. Shanks, Luffy. Yok, ilk sahnesi ya. Oğlum burada şapka var mıydı? Burada şapka yoktu ki bence. Oğlum. Hayır, sahnede şapka yoktu. Ya Shanks Luffy kurtarıyor sahnesi ne ya? Nerede o sahne? Ha? Burada, ha burada 878'de bir tane daha varmış. Hemen bakalım. Burada Shanks'ın arkasında var mı şapka? Burada yok ki şapka. Kayıkta yoktu oğlum şapka ya. Aa. Şapkayı unutmuşlar orada. Yani bilmiyorum. Bence öyle mesela... Benim için önemli bir ayrıntı. Ben mesela takılıyorum böyle şeylere. Neden mesela şapka koymuşlar orada Shanks'e? Kayık yok kanka. Nasıl? Oğlum yok orada şapka bildiğim kadarıyla. Burada Shanks'e şapka var. Neyse devam edelim. Burada Alvida korsanlarını görüyorsunuz. Sonra işte Buggy görüyoruz. Buggy güzel olmuş. Ben Buggy'yi beğendim ya. Olan Buggy bu olur yani. Buggy güzel olmamış mı abi? Buggy ben beğendim abi. Buggy yapar bu arada ya. Ben Buggy'nin karakterinden sezdim abi Buggy olmayı. Adam Buggy olacak yani belli. Burnuna domates takmış. Olsun güzel abi. Buggy onda on. Eğlendirir bizi yani. Burada bazı aksesuarlar. Hani karakterlerin üzerindeki bazı aksesuarlar baya yapay duruyor. Bence çok daha iyi bir aksesuar kullanılabilirdi. Yani Luffy'nin şapkası sanki 10 liraya alınmış gibi duruyor. Sanki Luffy'nin şapkası böyle şeyden alınmış gibi duruyor. Bir tane dükkandan gidip işte abi ben 10 liraya Luffy'nin şapkası alacağım diye Luffy'nin şapkasını almış gibi duruyor bana. Neden bu kadar basit? Yani çok daha böyle iyi şapkalar vardı. Bilmiyorum. İşte bu kısımlar benim dikkatimi çekiyor. Luffy'nin burada suya düşme sahnesi var. Sanji çok OP olmuş hocam ya. Sanji var ya. Bak Sanji seridekinin dışında adamın kendi saçını kullanmışlar. Bir. Adamın kendi saçı. Adamın üzerinde çok oynama yapmamışlar. Kaşları normal. Ya normal olsun abi. Yani bu kadar takılmaya gerek yok. Ama gerçekçi olsun. Çok sırıtmasın. Sanji'nin kaşını kalemle çizselerdi. Ananı bu nasıl Sanji derdik bence. Bence öyle derdik yani. Bence o kadar takılmaya gerek yok. Bak burada Sanji'nin Luffy'yi kurtardığı bir sahne var. Bayağı realist bir sahne bence. Gayet güzel. Beğendim. Burada bir fight sahnesi var Luffy'nin. İşte gomu gomu atıyor falan ama sanki oraları da çok güzel yapamayacaklarmış gibi. Sanki o Luffy'nin saldırıları da çok güzel olamayacakmış gibi. Vallahi biraz tereddütlerim var, biraz korkularım var. Sanji'nin dövüşleri güzel olacakmış gibi. Sonuçta sadece tekme atacak. Tabi buradaki herkes bizim tayfa artık yavaştan Grand Line'a falan giriyor. Bu kısımlar önemli. Bu sahne de havanın fırtınalı olması lazım. Evet ama acaba buraları nasıl yapacaklar? Merak ediyorum. Abi Luffy'nin üstünü falan da çok güzel yapamamışlar sanki. Kobe değil mi lan bu? Evet Kobe sahnesi bu. Kobe bu arada güzel olacakmış gibi ya sanki ama biraz sırıtıyor yine ya. Sen Kobe güzel böyle olur lan Kobe zaten. Nasıl olur ki? Kobe olsa böyle olur. Şimdi işin içinde Netflix olduğu için herkes de böyle güzel özene yapmaya hani karakterlerin tiplerini özene olsun diye uğraşmışlar ama makyaj ekibi batırmış işi. Hikayede bazı şeyler değişebilir. Bence biz buna çok takılmayız diye düşünüyorum ama takılabiliyoruz ya. Önemli kısımlar önemli yani. Arlong'u nasıl yapacak? Arlong bana sırıtacakmış gibi geliyor ama pek bütçe vermemiş. Netflix daha çok şey kafasındaymış bence. Biz gidelim One Piece'çileri çekelim. Onların paralarını cukkalayalım. Bütün One Piece'çilerden abonelik kapalım. Çok güzel olmasa da olur diye düşünmüşler gibime geldi. Arlong bir de siyahiymiş yani. O da var. Öyle bir ayrıntı da var. Balık adamı niye öyle yapmışlar onu da anlamadım yani balık adamları. Ne alaka yani. Bütçeler gemilere gitmiş. Bilemiyorum artık bütçe ne gitmiş işte benim. Yani 10 üzerinden görüşüm One Piece Netflix'e. Yani 7 falan 6.5 o civarlarda çok beğenemedim. Sizin görüşleriniz nedir? YouTube'da yorumlarda belirtmeyi unutmayın aşağı tarafta.
Ama ben eğlenceli olabileceğini düşünüyorum yani çıktığı zaman. Bence eğlenebiliriz. Güzel olabilir. Sarabilir yani. Ayrıca müzikleri güzel yaparlarsa, karakterlerin oynanışları güzel olursa, İngilizce olmasa tabii biraz bizi düşündürüyor. Japonca dublajını da biraz merak ediyorum. Ya bence neden Japonlar yapmamış? Daha güzel olabilirdi Japonlar yapsaymış. Daha iyi olabilirmiş. Herkes Japonca konuşsaymış işte, ne bileyim, daha iyi olabilir ama full dalga mı geçeriz? Yoksa beğenip işte sevebileceğimiz yerler olur mu bilmiyorum. Düşüneceğiz yani. Düşüneceğiz artık. Bu saatten sonra artık beklemesi kaldı. Fazla da bir süre kalmadı zaten. Neyse. Bu incelemenin sonuna geldik. Artık One Piece'in adaptasyonu çıkınca onu da inceleriz. Çok fazla daha sahne çıkaracaklarını düşünmüyorum ben. Zaten çoğu şeyi gördük ama çok daha görecek kısımlar var göreceğimiz. Hoşça kalın, bay bay.